Önünü de kapayalım. Üşüme. Teşekkür ederim. E hadi madem. Gidelim öyleyse. Necdet. Çocuğu dışarı çıkar. Bırakın beni. Şimdi tam sana Elif'i getiriyordum. Söz verdiğim gibi. Sen getirmeden ben geldim. Mahkeme bugün müydü? Neden söylemedin? Necdet inanmıyorum. Sonunda artık evdesin. Necdet bana niye söylemedin? Ben de gelirdim duruşmaya. Sürpriz yapmak istedim. Artık tamamen özgürsün değil mi? Tutuksuz yargılanacağım artık. Bundan sonrası kolay. Şimdi sen bırak bunları da anlat bakalım Elif'i nasıl aldın? Dedim ya işte mücevherlerimi sattım diye. Evet dedin. Elif'in de kadının elinden kaçtığını söylemiştin. Evet kaçmıştı ama ben ne yapıp edip izini buldum. Biraz zorlu yoldan oldu ama başardım sonunda. Biz de tam şimdi senin yanına geliyorduk. Necdet niye öyle bakıyorsun? Yemin ederim ben doğru söylüyorum. Demek doğru söylüyorsun ha? Onlar ne? Orasını sen söyleyeceksin. Sana kim verdi? Kimin verdiğinin bir önemi yok. Önemli olan buradaki manzaranın ne anlattığı. Necdet bak yemin ediyorum her şey Elif'i bulmak içindi gerçekten. Bana inanmıyorsan adamlarına sor. Az önce zorlu yoldan Elif'i aldım derken bunu kastediyordum işte. Ya Serdar işime burnunu sokmaya çalıştı. Elif'i benden almak istedi. Ya ben de senin adamlarından yardım isteyip onu dövdürttüm. Ancak Elif'i böyle alabildim. Necdet bak yemin ediyorum ben seni aldatmadım. Ya böyle bir şey bana sen nasıl kondurursun? Ben senin karınım ya. Ben böyle bir şey yapmış olsaydım şu anda burada durur muydum? Necdet lütfen bir şey söyle. Bütün detayları daha sonra tek tek konuşacağız. Bak yemin ediyorum. Yeter. Seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Şimdi Elif'le işimi bitireceğim. Necdet, yoksa Elif'e kötü bir şey mi yapacaksın? Ne oldu? Korktun mu? Ne olur ona bir şey yapma. Lütfen bir zarar gelmesin ona. Korkun Necdet'e faydası yok Gonca. Sesin çıkmasın. Ne olur aileme götürün beni. Emredersin küçük hanım. Kimsiniz siz? Ben sizi tanımıyorum ki. Merak etme tanıyacaksın küçük hanım. Merak etme daha buradasın. Ne olur bırakın beni. Gonca abla beni annemle babama götürecekti. Nasıl? Yeni odanı sevdin mi? Odam mı? Ama burası benim odam değil ki. Doğru. Kendi odan değil. Misafir odası. Senin için hazırladık. Ben burada kalmak istemiyorum. Bana bak. Sesini kesmezsen dışarıda köpekler var seni onların önüne atarım. Bundan sonra burada yaşayacaksın. Şimdiden alışsan iyi edersin. Baban da arasın dursun seni şimdi. Henüz başına geleceklerden haberi yok. Yatsı var şimdi. İyice dinlen. Sen bana lazımsın.